Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna ordusu Herson'daki Rus birliklerinin çekilmesini engellemek için Antonovski Köprüsü'nü HIMARS füzeleriyle vurdu. İnanın Rusya, inanın Putin hiçbir şeyden çekmedi. Bayraktar ve HIMARS'lerden çektiği kadar. Ukrayna ordusunun Luhansk cephesindeki kazanımlarının yanı sıra özellikle Herson'daki savunma hatlarını Rusların çökertmesiyle birlikte Ruslarda büyük bir bozgun var. Ukrayna ordusu hızlı bir şekilde Kuzey Herson bölgesinde ilerliyor. Evet, ilerliyor. Rusya'nın savunma hatları, moral hatları her anlamda çöktü. Herson'a çok daha hızlı ilerleyecekler. Ama Rusya'yı bekleyen bir tehlike var. Herson'u alırsa Ukrayna, Kırım'ı duman eder. Herson hattında çekilirken Rusların bıraktıkları bir tank, evet, yeni görüntü olarak yansıdı şu an karelere. Herson'un kuzeyindeki alanda şu anda görüntüler geliyor. Herson'un kuzeyindeki bir alanda, Dotsi bölgesinde, Ukrayna ordusunun ele geçirdiği bölgeden bir görüntü geliyor şu an ekranlarınıza. Herson hattındaki yerleşim yerleri bir bir düşüyor demiştim. Notropevika bölgesini ele geçirdi. Bu bölgede şu anda Ukrayna ordusunda Rus bayrağı atılıyor. Yerine, evet, yerine Ukrayna bayrakları çekiliyor. Gördüğünüz bu kareler şu anda ekranlarınızda. Evet, Rus bayrağını yırtıyorlar. Çakmak istiyor arkadaşından. Şimdi sizlere ben yayın yaparken anlattım. Özellikle Ruslar çok üstün göründüğü zaman cephede, Ukrayna ordusunun atışlarıyla Rusların lojistik, cephanelik ve ikmal noktaları vurulunca Rusya bir müddet sonra tükenme sendromu yaşar demiştim. Yayınlarımı izleyenler hatırlarlar. Eylül ayında Ukrayna ordusunun Ruslara ait 97 mühimmat deposu ve 62 askeri üssü imha ettiğini de hatırlatalım. Cephe hattında Rus hatlarının zayıflaması, bir de yoğun HIMARS atışlarıyla. Rus cephe hatları HIMARS'lerle uydudan gelen görüntüler eşliğinde vuruluyor. Öyle rastgele bir atış yok. Burada teknoloji, vatanı kurtarma azmi ve sahadaki profesyonel askerlerin dışarıdan gelen askerlerin katkılarını da unutmamak gerek. Putin'e çok güvenen Belarus'ta, evet, Belarus'un diktatörü Lukashenko, Belarus'un Rusya'nın Ukrayna ile savaşın içinde olduğunu söyledi. Ordusuyla konuşurken, yani bu konuları anlatırken de savaşa katılım yönünde bir, evet, yol izleyecek. Yani bunun yolunu yapıyor diye yorumlamalar yapıldı. Ama Batı da kendisine saldırabilir. Yani NATO'nun hedefi olabilir Belarus. Bu konuda dikkat etmeli. Şimdi sizlere şunu anlatayım. Herson'un kuzeyinde, bakın, Herson bölgesinin kuzeyinde 4 saat arayla değişen cephe. Evet, 4 saat arayla değişen cephe hattı. Herson'un kuzeyindeki Rus ordusunun geri çekilmesiyle Ukrayna ordusu çok geniş bir bölgeyi ele geçirdi. Gördüğünüz gibi. İlerleme de devam ediyor. Moral çöküntü yaşayan Ruslar cephede bir türlü toparlanamadılar. Ayrıca seferberlikten gelen, daha yeni eğitimini tamamlamamış, yaşı ilerlemiş ve askeriye elverişliliği olmayan, savaşmak istemeyenlerin de cephede pek varlık göstereceklerine ihtimal verilmiyor. Rusya'nın İran'dan aldığı Muhacer İHA'sının ele geçirildiği görüntüler basına yansıdı. Cephe hattında son anda İran'dan aldığı özellikle kamikaze İHA'lar ve bazı İHA'larla birlikte özellikle aldığı Muhacer 6 İHA'sının da ele geçirilmesiyle tabii ki bir stratejik istihbari bir bilgi edinmiş oldu. Yani bu araçların zayıf noktaları da tespit ediliyor açıkçası. Tabii ki bu durum çok avantajlı. Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde, evet, ilerlemesi ve Rusya'yı iyice, evet, güneye doğru itmesi Rusya'nın bir nükleer kartı devreye koyar mı? Rusya bu konuda nükleer bir duruma geçmek ister mi? Tabii ki düşüncesini de ortaya koydu. Burada bu durumu da dikkate almamız lazım. Yani burada böyle bir kartı denemek isterler mi? Böyle bir hamle yapmak isterler mi? Bu konuda değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle onu söylemek istiyorum. Bu hat çok kritik bir hat. Bu hat
çok önemli bir hat. Ve bu hat düşerse savaşın seyri değişir. Ama nükleerle ilgili hatta o da tehlikeli. Özellikle Ukrayna ordusunun kazandığı bu başarı, eğer Batı Rusya'nın olası, Allah korusun, olası bir taktik nükleer saldırısına karşı şiddetli bir cevap vermezse Rusya bu savaşta büyük bir moral değer kazanır ve Ukrayna'yı işgale devam eder. Kısacası Ukrayna ordusu Davidi, Brit, Vestolisya, Novodeprika, Duchkani şehirleriyle geçirdi. Son bilgilere göre Herson'un kuzeyinde etkili şekilde ilerleme bir de devam ediyor. Yani burada Rusya'nın yaşadığı bozgun, komutanların bu bozgunu durduramayışı, lojistiğin ne kadar gelmediğinin, Rus ordusunun ne kadar sıkıntı yaşadığını gösterdi. Yani özellikle Kiev hattından, cephe hattından da bu yüzden çekilmediler mi? SİHA'ların vurduğu, topların vurduğu alanlarda lojistikte ilerlemeyince, öndeki birlikler lojistik alamayınca zayıf kaldılar ve Kiev kuşatmasından vazgeçmek durumunda kaldılar. Daha sonra Donbas ve Luhansk cephesinde güçlü savunma hatları kurarak öne saldırı ve serpe saldırılarla bir şeyler elde etmeye çalıştılar açıkçası. Ama bu gelişen süreç gerçekten çok kritik bir süreç ve bu süreçlerin neler olacağını da çok yakında göreceğiz. Evet, Ukrayna ordusunun demin de dediğim gibi Davidi, Brit, Starosolivya, Novopetrivka, Duchani şehirlerini ele geçirmesi ve son bilgilere göre Herson'un kuzeyinde ilerlemesi tabii ki artık Herson'un düşebileceği kanısını güçlendirdi. Hele hele ki değerli arkadaşlar, Herson'daki Rus birlikleri şu an Rusya'nın seçmece koydukları, Kırım'ın korunması için koydukları birlikler. Rusya'nın karada yaşadığı hezimet, Putin'in Moskova'daki o zafer şarkılarıyla hiç örtüşmüyor. Putin ne kadar hızlıydı o gece değil mi? İşte yaşadığı travma, yaşadığı sıkıntı, stres atma ve orada tabii ki moral değer kazanma biçiminde gerçekleşti. Ama Rusya'ya şunu söylüyoruz. Ey Rusya, evet ey Rusya, burası Suriye'de çocukları vurup kadınlara uçaklarla saldırdığın yer değil. Burası bir savaş meydanı ve kara ordunun özellikle savaşamadığını ve volümden düştüğünü de bilmelisin. Bu konu çok önemli ve gerçekten de öyle. Ukrayna ordusu şu anda cephe hattında Luhansk'ta Dnipri nehrinin çevresinde ilerleyerek özellikle belli alanlarda ataklar yaparak ilerliyor. Herson'un kapısına dayandılar ve Herson'dan kaçışı engellemek için de Ukrayna ordusu Antonovski köprüsünü de vurdu bile. Yani vay hallerine vay. Gördüğünüz gibi Ukrayna'da çok değişik şeyler oluyor. Ukrayna'da cephe hattında her şey ters döndü Rusya için. Rusya'yı büyük bir kabus bekliyor. Nükleer tehlike de gitgide artıyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.